Figüranlık yapıyorum. Oradaki figüran arkadaşı. Köprüye çıkıp şov yapan arkadaş figüranlık. Bak arkadaş diyor ki dünya lideridir değil mi? Cebinde çıkar bakalım bana bir 100 lira para çıkar. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Ben sadece böyle konuşacağını ben parayla gelecektim. Yani. Selahattin Demirtaş bu ülkeye ne yapmış bana onu söyler. Bitkili ağacım var. Apunu heykeline başka dikeceğim dediği bir şey var mı? Hemşehrim ben 84'e kadar da Kürtçe bu ülkede konuşamıyorum. O kadar geri zihniyetli insanlar ki biz ben 17 yaşında bu devirde çalışabiliyorsam bu geri zihniyetli insanlar... Ya koymuşsunuz ya. Koymuşsunuz. 250 lira telefon faturası ödüyorsun ayda. Bir artı bir evde oturuyorum. Neyimi doymuşsun? Bu seneki gibi bir pahalılık. Biz mi yaptık? Gördün mü? Kim yaptı? Adam elinden gelen cebinden para veriyor. Bizim vergilerimizden veriyor. Cebinden vermiyor hiçbiri. Nasıl ekonomiyi? Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi süper. Sıkıntı yok diyorsun. Yok canım. Ekonomiden daha güzel bir şey var mı ya şu anda? Ya, tabii daha güzel bir şey var mı? Her şey bedava şu anda. Krallar gibi yaşıyoruz bu ülkede. Maşallah diyelim değil abi. Değil mi? Allah nazarda saklasın. Amin abi. Nasıl gözlerden ışıltı çıkıyor mu vatandaşın? Vallahi hiçbir tanesinde görmüyorum ama bakıyorum herkes... Fatih Bakanı çıkıyor ama abi. Ama herkesin acıktan yan gittiklerini görüyorum. Herkes yanında gidiyor. Neden bu hallerdeyiz peki abi? Allah daha beter etsin. Amin inşallah. Neden abi beddua ediyoruz? Allah daha beter etsin. Hak ettik mi abi peki bunları? Hak ettik bunları. Evet. Peki nasıl düzeleceğiz abi? Çare nedir? Düzelecek... Merak Kılıçdaroğlu. Düzelecek bir durum var ise o da... Sistemi değiştireceksin, hükümeti değiştireceksin. Yani bu insanlardan daha akıllı bir insan yok mu bu ülkede? Vardır, mutlaka vardır. Bugün gençlerimiz var, 20-30 yaşındaki, 40 yaşındaki gençlerimiz var. Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı cebine çıkarırlar. Yani yok diye bir şey yok. Ya kimse demesin ya bu ülkede. Dünya lideridir be. Ya bir tabii. Dünya lideridir o adam. Nasıl kıyıyorsun ona? Tabii. Doğru söylüyorsun. Hangi dünyanın abi? Dünya lideri ya. Bildiğimiz dünya. Bildiğimiz dünya lideri. Hangi dünya lideri? Ha. Hangi dünya lideri söyle. Benim dünyamın lideridir. Tamam. Tamam arkadaş. Ha. Bak arkadaş diyor ki dünya lideridir değil mi? Cebinde çıkar bakalım bana bir 100 lira para çıkar. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Ya ben sadece böyle konuşacağını ben parayla gelecektim evde. Evde parayla çıkartacaktım. O da yok. Ya işte böyle hayır böyle dengesizler olmaz. Dengesizler tamam mı? Yok öyle bir şey yok. Adaletli konuşacaksın. Güzel bir şekilde konuşacaksın. Öyle mi kardeşim? Peki, oyumuzu kime vereceğiz abi seçimlerde? Oyumu ben Demirtaş'a vereceğim. Neden Demirtaş? Öyle gerekiyor. Herkesin gönlünde bir aslan vardır. Ben de Demirtaş'a vereceğim. Çünkü onunla bitti. Ama şunu söyleyeyim ben size. Bu coğrafyada hep birlikte yaşıyoruz. Kürdü, Türkiye, Alevisi, Sünnisi. Kimsenin kimsede üstünlüğü yok. Bak bir beni dinle. Kimsenin burada kimsede üstünlüğü yok. Bu ülke batarsa hepimiz batarız. Ne Kürdü kalır, ne Türkü kalır, ne Alevisi kalır. Ama elinizi vicdanına koyacaksınız. Ona göre hareket edeceksiniz. Ha sen MHP verirsin, ben Demirtaş'a veririm. O ayrı bir konudur. Ama Demirtaş'a vermekte de gururluyum ben. Çünkü bu ülkeyi kurtaracak dürüst adam lazım. Kolay gelsin. Bu ülke hepimizin, gel abi. Bu ülke hepimizin. Selahattin Demirtaş bu ülkeye ne yapmış bana onu söyler. Bitkili ağacım var. Apunu heykeline başka dikeceğim dediği bir şey var mı? Bak sen ayrım yapmıyorum ben. Hiçbir zaman ayrım yapmıyorum. Ekonomiye getirelim abi. Ya ekonomi için söylüyorum ben. Şu an biz bu şurada her mezhepte, her ırktan insanlar yaşıyor. Doğru mu? Doğru. Bizim Alevimiz, Sünnimiz, Kürdümüz, Çerkemiz, Tatar hiç kimse ayrım yapmıyoruz. Yani, hepimiz abi kardeşiz. Önce nasıl bu ülkenin ekonomisi düzelebilir? Onun peşinde olmamız lazım. Ha, bizim burada kalkıp da AB partisi de bir şey yok. Yoktur, yani. Bizim ülkemize kim hizmet ediyorsa baş tacımız. Hizmet etmiyorsa ülke... Yabancılar ya sen şimdi kalk yani beni konuştun şimdi örnek veriyorum şimdi. HDP gitti. Yok, bir saniye. Örnek nedir? Ne yaptı bu ülke kardeşim? HDP gitmiş dışarıdan milletvekili tutuyor. CHP'ye bakıyorum danışman tutuyor. Ya senin ne işin var arkadaşım bunların? Kimi getirmiş kardeşim? Kimi getirmiş? İşte görmüyorsun Kılıçdaroğlu'nu. Hayır HDP dışarıda milletvekili nerede getirmiş? Türkçe konuşuyorsun, Türkçe konuşuyorsun. Beni bir dinler misin? Kürtçe konuşamıyor. Hemşehrim ben 84'e kadar da Kürtçe bu ülkede abi, konuşamıyordum. Ağzımda kasetleri kırdılar, ben şoförüm. Biz neler gördük bu ülkede? Biz bu acıları yaşadık, boş ver. Benim arkadaşlarım Diyarbakırlı Mardin'de tokatlı kardeşim. Sen kim oy vereceksin abi? AK Parti'ye vereceğim, kime vereceğim? Neden AK Parti abi? Tek parti AK Parti. Aynen doğru. Ekonomi nasıl? Çok şükür Allah'a, iyi diyelim iyi olsun. Nasıl, iyi mi peki? Kaçıncı kanal bu? Kanal Dünya. İyi mi peki abla? Çok güzel. Geçinebiliyor mu abla? Vallahi yarı tok yarı aç gidiyoruz işte.
Kaç yaşındasın abla? 75. Bu yaşta çiçek mi satıyorsun abla sokakta? Herhalde ya. Satacağım, ne yapayım? Niye ekonomi ya. Güzelse niye evinde oturmuyorsun, torunlarını sevmiyorsun? Niye çiçek satıyorsun bu yaşta? Neden satmayacağım? Hayır, ekonomi ya. Güzel diyorsun. Niye evinde oturmuyorsun yiyeceğim? O zaman? Ne yiyeceksin? Tamam, ekonomi güzel olanın maaşı yüksek olur. Otur evinde parasını yer, çıtır çıtır parasını yer. Senin ne işin var sokakta? Niye geçinemiyorsun? Niye geçinemiyorsun? Ben ona dedim ki geçinemiyorum, ondan satıyorum. Tamam, ekonomi güzel diyorsun. Nasıl geçinemiyorsun peki o zaman? Kendi hayatım güzel. Satıyorum, ayaklarımın üstünde duruyorum. O zaman ekonomi güzel değil diye. Var var işte. Onların geleceği? Onların erkeği çalışıyor bir kız. Çalışıyor, evi nasıl alacaklar mesela, nasıl düğün? Nasıl evlenecekler? Evlenemezler. Ya işte. Kalacaklar. Ama o zaman ekonomi güzel demeyeceksin demeyim, abla. Demeyim, ne diyeyim? Allah'a şükür demeyeceksin. Allah'a şükür demeyeceksin. Allah'a şükür demeyeceksin. İyi bir hayat geçirdik ama gençler, gençler ne olacak? Şükür de etmesek ne yapacağız? Ne yapacağız söyle. Şükürle gemi yürür mü peki abla? Yürümez. O zaman ne kendin yapayım? Yürüteceksin. Ama aklını ne yapayım? Emek harcayacaksın. Aynen. Düzgün seçin. Düzgün insan. Umutlar kayboldu. Umut yok. Gençlerde plan yok. Dur abi, ben konuşacağım. Ben bir dakika pardon. Başka ne yaptınız? Pardon, bir açılın pardon. Konuş. Genç abi 17 yaşındayım. 17 yaşındayım. Çalışıyorum. Yani. Okulu bıraktım. Yok. Bırakmak zorunda kaldım. 17 yaşında çalışıyorum. Tebrikler. Hani konuş. Gece gündüz abi. Sormuyor. Sorsunlar abi. Vallahi fırlatacağım yüzden. Hiç artık terbiye saygı kalmadı. Hani dayı ya, o kadar geri zihniyetli insanlar ki ben 17 yaşında bu devirde çalışabiliyorsam bu geri zihniyetli insanlar yüzünden. Affedersiniz ama 40-60 yaşında adamlarsınız. Hala 15 yıldır aynı adam, aynı ekonomi, hiçbir şey. 20 yıldır bak, bilmiyorum. Kaçıncı kanalda bu? Sizin nesil onunla doğdu, onunla büyüdü, onunla askere gidiyor, evlenecek. Hala başımızdalar. Aynı adam abi. Gelecek yani. Kaygısı yaşıyor musun? Gelecek kaygısı abi, geleceğim yok. Ah yazık. Vallahi ya abi. İşe geç kaldım. Ya. Sana korku da konuşamıyor, görüyorsunuz. Ama sence nasıl ekonomi? Ekonomi berbat maalesef. Neden bu hallerdeyiz? Bir dakika. Bir kere en başta dünya yönetimi bozuk. En başta. En başta dünya yönetimi bozuk. Bence hiçbir şey iyi ayarlanmıyor. Halk düşünülmüyor. Halk, ben ticaret lisesi mezunuyum. AFE iş dairesi terkim. Çok iyi anlıyorum. Oo, harika anlıyorum. Dünya ayağımıza geliyor. Sen ne mezunusun abi? Her şey pahalı. Markete giriyorsun. 400-500 lira para. Şurada bir minibüse biniyorsun. Minibüse 10 lira diyor. Yürüyerek mi gidelim? Eve sadece makarna alıyorum. Haftanın çoğu günü. Çorbalık. Bunlar. Et nerede? 200 milyon. Yani. Teşekkür ederim. Ama gene oyumuz AK Parti'dir. Ama en çok üzüntüm gençler adına. Hiçbir umutları yok. Bir de gençler nelere alışıyorlar? Çaresiz hissedip neler yapıyorlar? Okuyamıyorlar, çalışıyorlar. Yazık yazık, vallahi yazık. Çok yazık. Teşekkür ederim. Senin aldığın kadar alıyorum. Yetmiyor mu? Tartışmayalım. Evin kira mı? Kira. Nasıl geçiniyorsun? Çocuğumla birlikte geçiniyorum. Çocukları nasıl evlendirdin? Çocuklar nasıl evlendirdin? Hepsini evlendirdim Allah'a şükür. Önceden mekanım yok. Şimdi ne yapacağız? Önceden iyi yok, 3-5 yıl şimdi önce. Şimdi mobilya takımı alacağım, kaç paraya? Yine bu adam vardı. Allah'a üzülüyorum, çocuğumu ben nasıl evlendireyim? 27 yaşında. Ya doyumsuzsunuz ya. Doyumsuz. 250 lira telefon faturası ödüyorsun ayda. 1+1 evde oturuyorum, neyini doyumsuzum? Ya bırak abla, bırak bırakın bu işleri ya. Ne bu işleri bırakın ya. Kamera nerede ya? Ben mobilya alamam. Çocuğuma nasıl evlendireceğim? Nasıl? Şükür yapıyorum, eyvallah. Nasıl evlendireceğim? Başımızda 40 yılda bir lider geldi. Habire çekiştiriyorsunuz ya. Kimi seçeceksin? O bana kalsın. Altı kafadan bir sen beni Cumhurbaşkanı yapacak. Altı kişiden akıl alacak. Sen hayatında böyle bir şey soracağım. İlk defa bir şey soracağım. Bu seneki gibi bir pahalılık. Biz mi yaptık? Gördün mü? Kim yaptı? Adam yaptı? Elinden gelen cebinden para veriyor. Para kim veriyor? Ha. Cebinden para veriyor. Kendi cebinden mi veriyor? Yeterli mi? Bizim vergilerimizden veriyor. Bizim vergilerimizden veriyor. Cebinden vermiyor hiçbiri. Seni hiçbir şekilde yıkamadı. İç savaş çıkarmak için. İnşallah bu yıkacak. Ekonomiyi çökertmek için. İnşallah bu yıkacak o zaman. Hayır, biraz zam yapıyor. Adam cebinden veriyor parayı. Hangi İstese bir dakikada veriyor? Durdurur. Devletin kasası onun cebi değil. Devletin kasası ne? Bizim vergilerimizle oluşan kasa. Devletin kasası. Esas sen boş konuşuyorsun. Ne mezunusun sen konuşuyorsun? Gençler yok. Aklı olan. Bak aklı olan. Reis'e gider mi? Öyle batar. Bir telefoncu dayı daha. Çıkar telefonunu diyen dayılardan biri daha işte bak. Gençlerden konuşuyorsunuz. Umudunuz var mı? Diyen dayılardan biri daha. Teşekkür ettik. Çok sağ ol. Ben Mayadrom Ajansı'na kayıtlıyım. Figüranlık yapıyorum. Oradaki figüran arkadaşım. Köprüye çıkıp şov yapan arkadaş figüran.
Tayyip'in TOKİ reklamlarına bakın. Oradaki fotoğraftaki bütün o poz verenler Tayyip'le TOKİ'nin reklamında benim arkadaşlarım. Figüran arkadaşlarım. Bitti. Yani artık ajanslardan oyuncu kiralıyorlar kendi şeyleri için. Kimse gitmiyor onların mitinglerine veya reklamlarına. Kimse gitmiyor. Benim oyuncu arkadaşlarım para karşılığı gidiyor orada. TOKİ'nin reklamları olsun, intihar şovlarda olsun. Hepsi oyuncu arkadaşlar. Güldürmesinler millete kendilerini. Yani artık her şey ortada yani. Diyeceğim bu kadar. Ekonomi nasıl abi? Nasıl gözlemliyoruz ekonomiyi? Ya ekonomi berbat. Ekonominin zaten bir adamın gözünün ışıltısına bakarak anlayacaksak boku yemişiz demektir. Türkçesi bu. Ve gözleme bakın ne görüyorsanız odur diyor. Yani ekonomiyi böyle affedersin şak şak geçip bir yerine dalga geçen adamdan ne ekonomi beklersin ki? Ekonomi bakanımız acınacak halde zaten. Peki nasıl düzeleceğiz abi, çare nedir? Çare hiç denenmemişler, deneyeceğiz. Bunlar gidecek, 20 senede bir nesil bunlarla doğdu büyüdü. Askere gitti, evlenecek, hala bu adam var. Artık yani sırf Tayyip için demiyorum. Bütün siyasi liderler ne derse o koltuğa yapışıyorlar, orada ne bok varsa. Ölmeden siyaseti bırakmıyorlar. Erbakan olsun, Ecevit olsun, Demirel olsun. Bir Tansu Çiller namusunu da bıraktı gitti. Onun haricinde ölmeden bırakmıyor. Yani yenileri gençlere lazım ya. Bu gençlerin ekonomi düşünmemesi lazım. Bu gençlerin en iyisini kullanmak hakları. Niye hala dayılar çıkar telefonunu, çıkar telefonunu diyorlar? Onu anlamıyorum. Ekonomi iyiyse niye öyle söylüyorlar yani? Bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür.